GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendireceğimizde dolar endeksinin dünkü yaşanılan düşüşlerden sonra bugün toparlandığını görebiliyoruz. Ancak dolar endeksi ile ilgili 80-50 seviyesinin önemini vurgulamıştık. 80-50 seviyesi geçilmediği müddetçe negatif baskı devam edebilir açıklamasını yapmıştık. Her ne kadar kısa vadeli yukarı yönlü bir çıkış oluşsa da 80-50 direnci dolar endeksinin negatif bir baskı veya devam etmesi için önemli bir katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden de özellikle doların güçlenmesini görebilmemiz için 80-50 direncini geçmemiz gerekmektedir. Zaten 80-50 seviyesi altında da aşağı yönlü baskı devam etmektedir. Euro-Dolar paritesine baktığımızda 1.3960'lardan başlayan düşüşlerin son zamanlarda karar aşamasında olduğunu söyleyebiliriz. 1.38'ler hatta 1.37.70 destekleri önemli. Dün hatırlarsanız 1.38.45 ile 1.37.42 arasında bir bant hareketi gerçekleştirdiğini ifade etmiştik. Dolar endeksindeki hareketlilik Euro dolar paritesinde sert hareketlerin oluşumunu katkı sağlamıştı. Son hareketlere baktığımızda, özellikle gün içi hareketlere baktığımızda şu anda 1.38.05'lerde olduğumuzu görüyoruz. İlk destek noktamızdayız. Burası önemli. Bunun öncesinde 1.37.70 gün içerisindeki en önemli seviyemizdir. 1.37.70 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketler tekrar devam edebilir. Sterlin dolara baktığımızda gün içerisinde İngiltere'den gelen verilerden dolayı kısmen etkilense de hala kanalın alt noktası olarak belirlediğimiz seviyenin üzerinde hareketlerini sürdürmektedir. 1.64.60 seviyesi dikkatle takip edilmelidir. Uptrend devam edecek mi? Yani yükseliş trendi devam mı edecek yoksa bu trend sonlanacak mı sorusunun cevabı 1.64.60'lardan geçmektedir. 1.64.60'ı kırması durumunda eğer bu seviye altında günlük kapanış yapabilirse trend değişti diyebiliriz. Ancak şu anda trendin değişmediğini görebiliyoruz. Çünkü 1.64.60'ın üzerindeyiz. Bu yüzden de 1.64.60 üzerinde yükseliş baskısı devam etmektedir. 89 günlük basit hareketli ortalama da bu durumu desteklemektedir. Dolar Türk Lirası seçim öncesi sakinliğini sürdürmekte. 2.2445 seviyesi önemli. Bu seviye altında aşağı yönlü baskılarını sürdürmek istemektedir. Bollinger bandı içerisinde de hareketlerin devam ettiğini günlük grafikte görebiliyoruz. Dolar yine baktığımızda 102 desteğinden güç alarak yukarı yönlü çıkış gerçekleştirmek istiyor. Hatırlarsanız 102.95 ile 101.20 seviyeleri arasında bir bant var ve 102 seviyesi de bu bandın kontrol noktasıdır ifadesini kullanmıştık. Bu senaryo hala daha geçerli. 102 destek noktası üzerinde kaldığı müddetçe 102.95'lere doğru yeniden bir hamle görebiliriz dolar yen ile ilgili. Ham petrole baktığımızda dikkat ettiyseniz dün 150 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkış gerçekleştirdi ancak günlük kapanışını bu seviyenin üzerinde yapamamıştı. Bugün de 150 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıktı. Ancak henüz kapanış daha yapılamadı. O yüzden de kapanışa da ilaveten bakmamız gerekiyor. Gün içi baktığımızda 98.80 seviyesi önemli. 98.80 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketler devam etmek isteyebilir ham petrol fiyatlarında. Kıymetli madenlerden altına geçecek olsak 21 günlük basit hareketli ortalama altında günlük kapanışını sürdürmekte. 150 günlük hareketli ortalamaya yaklaşma potansiyeli içerisinde hala daha böyle bir potansiyel var. 1.307 destek noktası kırılırsa eğer bu potansiyel tekrar gözlemlenebilir. Genel görünüm şu anda mevcut orta vadeli yükselişlerin düzeltme hareketi yani tepki satışlarının devamı niteliğindedir. Eğer bu satış rallisi oluşacaksa o zaman 150 günlük basit hareketli ortalamanın altında günlük kapanış gerçekleşmesi gerekmektedir. Buna dikkat etmekte fayda var. Şu anda sadece bu düşüşleri tepki satışı olarak ifade edebiliriz. Gümüşle ilgili 21.80'in önemini son 6 haftadır paritenin bu seviyenin altında kaldığını trend doğrultusundan dolayı ifade etmiştik. Dikkat ettiyseniz özellikle
Haftalık grafikte belirtmiş olduğumuz kanalı, düşüş kanalının üst noktasını geçemeyerek aşağı yönlü bir hamlesine devam etmek istemekte. Yani 18.70'leri yeniden test etme potansiyelinin olduğunu biliyoruz. Şimdi bu düşüşlerin devamı için özellikle gümüşün 20.55 ve 20.30 seviyelerinin altında kalması önemlidir diyebiliriz. Özellikle 20.30 seviyesi günün en dikkat çekici seviyesidir diyebiliriz ama genel anlamda 20.55 seviyesi altında aşağı yönlü baskı devam etmektedir. Genel anlamda Euro dolarda, sterlin dolarda, dolar Türk lirası, dolar yen, ham petrol, altın ve gümüş, ilaveten dolar endeksi ile ilgili teknik beklentiler bunlardan ibarettir. Özellikle FOMC üyelerinden ara sıra açıklamalar görebiliyoruz. Bunun dolar endeksi üzerindeki etkisine dikkat edelim. Özellikle 80-50 direnci geçirip geçilmediğine dikkat edelim ki yükselişin devamı için bu önemlidir. Eğer euro dolar paritesi ya da sterlin dolar paritesi düşüşlerine devam etmek istiyorsa Avrupa bölgesinden olumsuz veriler gelmesi önemli tabii ki. Ancak güçlü doların da euro dolar ve sterlin dolar paritelerinin düşürülmesi yönünde önemli bir sinyal algılayacağını da unutmayalım. Bu yüzden de dolar endeksinin günlük hareketi de önemlidir. Amerika borsası açılışı sonrasındaki hareketler de dikkatli takip edilmelidir. Genel anlamda teknik olarak ifadelerimiz bunlardan ibarettir. İşlemlerimizde trend yönlü pozisyonlar gerçekleşmeyi ve stop loss kullanmayı ihmal etmeyelim. Herkese başarılı işlemler diliyorum.